Doktor Saliha Karagözeren, genel cerrahi uzmanıyım. Baş hastan olarak çalışıyorum. 7 yıldır Kayserişehir Hastanesi'nde çalışıyorum. Öncesinde eğitim araştırma. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ihtisaslıyım. Aktif olarak da meme endokrin cerrahisi ile ilgileniyorum. Şimdi beden algısı olarak baktığınızda bir kadını tamamlayan bir şey. Kadına özgü bir organ meme. Ve kadını tamamlayan organlardan biri. Emzirme olmak, anne olmak, bunların hepsi meme ile bağdaştığı için meme kadın için önemli bir organ. Şimdi genelde meme kanseri hastalarında ilk etapta tanı konulduğunda şöyle bir yaklaşım oluyor. Hani hastalıktan kurtulayım ama hocam mememi de alsanız olur gibi bir yaklaşım oluyor. Ben hastalara hep şöyle söylüyorum. Sonuçta biz artık meme kanseri tüm dünyada tedavi edilebilir bir kanser. Akut dönemde ilk hastalık tanısı aldığında böyle hissediyorlar ama gelecekte o memenin olmaması her aynaya baktığımda onu hatırlatacağı için onun önemini her zaman vurguluyorum. Özellikle şu anda daha erken yaşlarda tanı koyabildiğimiz için, daha meme kanser tanı yaşları düştüğü için emzirmek istiyor kadınlar doğal olarak. Çünkü memeniz olsa da emziremiyor biliyorsunuz ama varlığını bilmek kadın için olan önemi nedeniyle meme önemli bir organ. O yüzden hani gerçekten bir uzuv kaybetmek için kadınlar için bir çok büyük önemi var memenin. Şimdi meme kanseri normalde söylenen bu. Her 8 kadından biri meme kanseri oluyor ve bir kadının yaşam boyu kanser olabilme riski %12.6 olarak biliniyor. Yıllık insidansı içinde işte her 100 binde 40-50 hatta Kuzey Avrupa ülkelerinde bu 90'lara kadar çıkan bir rakamdan bahsediliyor. Ama tüm kanserlerde olduğu gibi meme kanseri görülme sıklığı da arttı. Ve ek olarak biraz önce de bahsettim, meme kanseri görülme yaşı da daha aşağıya indi. Yani normalde meme kanseri birinci planda östrojen ilişkili bir kanser olduğu için yaşla birlikte sıklığı artan bir kanser. 50 yaşın üstüne daha yüksek ama şimdi genetik etki olsun olmasın ya da bir aile hikayesi olsun olmasın 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda meme kanseri görebiliyoruz. Meme kanseri sıklığı arttı. O yüzden meme kanseri, bu meme kanseri farkındalık ayı, sürekli meme kanseri konuşuyor olmamızın nedeni de topluma bu bilinci sağlayabilmek. Meme kanseri farklı olarak sosyoekonomik düzeyi yüksek kadınlar arasında aslında daha sık görülen bir kanser. Ama sosyoekonomik düşük olan popülasyonda ise daha kötü seyredebilen kanser, işte tedaviye erişimle ilgili sıkıntılar vesaire nedeniyle. O yüzden mememiz olduğunu ve meme kanseri tedavi edilebilir olduğunu farkında olmak önemli. Meme kanseri biraz önce de söyledim, aslında östrojen ilişkili kanserler. Aslında bizim var olan kadınlık hormonlarımız meme kanseri oluşması için bir etken. O yüzden bizim değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri var. Yani mesela işte klasik bilgidir, tıp fakültesinde de öğretilir. Erken adet görmek, ilk adet yaşını erken görmek, menopoza geç girmek meme kanseri için risk faktörüdür. Yine hiç emzirmemiş olmak, ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmak ya da hiç doğurmamak, bunlar hep sizin hormona olan maruziyet sürenizle ilişkili bir faktör. Ama bundan bağımsız olarak, mesela işte 5 tane çocuğu var, 7 tane çocuğu var. Her birini ikişer yıl emzirmiş, doğum yapmış, çok emzirmiş ama kanser görebiliyoruz. Genel olarak toplumsal olarak yani dünyada bütün kanserler hem meme ile birlikte diğer kanserlerin görülme sıklığında da artış oldu. Sanayileşme toplumlarının bir etken. Yani aslında şöyle, temel olarak genetik faktörleri biliyoruz. Bazılarımızın meme kanserle ilişkili genlerle ilgili bozukluğu var. Ailesel kanser sendromları var. Bu dediğim gibi kadınlık hormonlarına maruziyet süreniz var. Ama bunların hiçbirinin olmadığı, hiçbir risk faktörü olmayan insanlarda da biz meme kanseri görebiliyoruz. Bunu da işte geçmişe göre daha sedanter yaşamak, az fiziksel hareket en büyük etken. Hatta çalışmalar var, %18'e kadar varan bir sağ kalım avantajı sağlıyor düzenli fiziksel egzersiz. Sanayileşme toplumu, paketli gıdaları daha fazla tüketiyor olmak, radyasyona maruziyetimiz, telefonlar, cep telefonları, dalgalar, bunların artması. Bunların hepsi meme kanseri ve diğer kanserler için risk faktörü olarak söyleniyor. Ama şu gıdayı tüketmeniz ya da tüketmemeniz ya da buna şu maruziyetinizin uzun olması sizi meme kanseri yapacak diye bir şey yok. O yüzden biz hep şunu vurguluyoruz. Kanser olabiliriz ama önemli olan
taramamızı kendi birazdan bahsederiz. Kendi kendimizi muayene. Yani erken teşhis edildiğinde meme kanseri ve çoğu kanser aslında tedavi edilebiliyor. O yüzden hani belki değiştirebileceğimiz risk faktörleri var. Örneğin kilolu olmamak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmeye çalışmak, sigara içmemek, alkol çok tüketmemek gibi. Çünkü bunların hepsi risk faktörü. Ama değiştiremeyeceğimiz faktörler var. Biraz önce bahsettiğim. Bunlar için de düzenli muayenelerle erken tespit ettiğimizde biz kanserleri çoğu kanser için geçerli tedavi edebiliyoruz. Şimdi meme kanseri tarama programlarıyla saptanabilen bir kanser. Bu bağırsak kanserleri ve rahim ağzı kanserleri de mesela bu kanserler için örnek. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın kanser tarama merkezleri var ve bunun için bir tarama, ulusal tarama programları var. Şimdi biz şunu öneriyoruz. 20 yaşının üzerindeki her kadının yıllık kendi kendine meme muayenesini yapmasını öneriyoruz. Kendi kendine meme muayenesi neden önemli? Çünkü sizin bir kitle elinize fark etmeden bile daha erken aşamada değişikliklerle memedeki bir değişikliği erken fark edip başvurabiliyorsunuz. Bir diğeri de 40 yaşının üzerinde ise mutlaka mamografik tarama öneriyoruz. Tabii bu bazı koşullarda değişebiliyor. Mesela sizin ailenize çok yüksek meme kanseri risk faktörünüz var ya da daha önce tespit edilmiş bir meme kanseriniz var ya da ailenizde meme kanser ilişkili gene sahip bir birey varsa orada yaşı daha öne çekebiliyoruz. O yüzden siz genel cerrahi uzmanına muayeneye gittiğinizde önemli. Şimdi kendi kendine meme muayenesinde şöyle yatarak ya da ayakta kendi kendine meme muayenesi yapabiliyoruz. Ben genelde şöyle öneriliyorum, önerilen de o. Duşa girmeden önce hastaları önce ayna karşısına ellerini beline koyarak başının üzerine kaldırarak ayna karşısında muayene etmesini öneriyorum. Neye dikkat edeceğiz? İki meme arasında bir asimetri var mı? Bir farklılık var mı? Ona dikkat edeceğiz. Meme cildinde bir renk değişikliği, kabarıklık, içeri doğru gamzeleşme, çöküntü var mı? Dikkat edeceğiz. Daha sonra duşta kaygan olduğu için, hastalar daha rahat ettiği için sabunluyken muayene edilmesini öneriyorum. Yine orada elimize gelen kitle, mutlaka koltuk altı muayenesini de yapıyoruz. Zaten 40 yaş üstünde tarama programı 40 yaş üstünde mamografi çekiyor ama bu kanserle tarama merkezlerinde daha erken yaştaki bireyler için de danışmanlık hizmeti verip kendi kendine meme muayenesi anlatılıyor. Şimdi hastaların genelde şöyle bir şeyi var. Hocam ben anlamıyorum diyor mesela işte bakıyorum ama fark etmiyorum diyor. O yüzden mutlaka muayeneyi birincisi hormona en az duyarlı dönem olması nedeniyle adetten sonraki 4-5 gün içinde yapmasını istiyoruz. Meme daha az hormon aktif bir dönemde olduğu için muayene için daha uygun oluyor. İkincisi benim hep söylediğimdir. İlk muayenenizde her şey elinize kitle gibi gelebilir. Mutlaka o zaman doktora başvuruyoruz. Ama bir şey olmadığını gördükten sonra mükerrer muayenelerde yani düzenli yaptığınızda memedeki en ufak bir değişikliği fark eder hale gelebiliyorsunuz. Bunun dışında tarama programlarında dediğim gibi 40 yaş üzeri aslında kılavuzlar, guideline'lar yıllık mamografi tarama öneriyor. İşte dünyada farklı 2 yılda bir yapan var, 50 yaş üstü yıllık yapan var. Sağlık Bakanlığı da 2 yıl mutlaka tarama programlarında öneriliyor. Mamografinin bize avantajı ne? Henüz kitle haline gelmemiş bir oluşumu, mikrokalsifikasyon diyoruz, memedeki kireçlenmeleri daha hücre içi kanser aşamasındayken yakalayabiliyoruz. O yüzden mamografik tarama önemli. Bir de yine dediğim gibi yüksek riskli hastalarda bir genel cerrahi uzmanın uygun gördüğü bir sıklıkla meme MR tarama yapabiliyoruz.